Sinsici ilerliyor, belirtileri günlük işleri engellemediğinden önemsenmiyor. Üstelik COVID-19 sürecinde hastaneye gitme endişesi nedeniyle kontrollerin aksatılması ve pandemiyle birlikte artan hareketsizlik ve sağlıksız beslenme tehlikeyi daha da artırıyor. Ülkemizde yapılan çalışmalara göre her 7 erişkinden biri diyabet hastası. Her iki diyabet hastasından birisi de hastalığının farkında bile değil. Oysa diyabet sinsi bir hastalıktır ve kişiye hissettirmeden organ fonksiyonlarını geri dönüşümsüz olarak bozabilir. Diyabette hızlı artışın en önemli nedenleri sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam olduğundan bazı basit ama etkili önlemlerle riski azaltabilirsiniz. Acıbadem Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doktor Bilge C. Dilek, diyabet açısından yüksek riski kişilerde yaşam tarzı değişiklikleriyle tip 2 diyabet gelişme riskinin %40 ile 60 oranında azaltılabileceğini bilimsel çalışmaların gösterdiğini belirtiyor. Doktor Bilge C. Dilek, diyabetin 7 önemli belirtisinin ağız kuruluğu, çok su içme isteği, gece idrara sık kalkma, aşırı ve sık yeme isteği, aşırı tatlı yeme isteği, el ve ayaklarda yanma, uyuşma, karıncalama ile ani ve istemsiz kilo kaybı olduğunu vurguluyor. Doktor C. Dilek, diyabet riskini azaltmanın 9 etkili yolunu anlatarak şu önemli uyarılarda bulundu. 1. Hazır gıdadan kaçının. Tencere yemeklerinin yerini artık giderek hazır yemekler alıyor. Kolay hazırlanması, pratik görünmesi, ve katkı maddeleriyle lezzetinin artırılmış olması bu yiyeceklerde talebi artırıyor. Ancak dikkat. Sofraya gelmeden önce işlem görmüş ve katkı maddeleri olan bu gıdalardan fazla tüketilmesi genel sağlığa zarar verdiği kadar diyabet riskini de artırıyor. Bu nedenle katkı maddeli ve işlenmiş gıdaların tüketiminden hem kendimizi hem de çocuklarınızı uzak tutun. 2. Karbonhidrattan uzak durun sanayi ürünü olan şekeri, karbonhidrat ve yüksek yağ barındıran yiyeceklerden uzak durun. Şekerli ve hamurlu gıdaların içinde bulunduğu basit karbonhidratlı gıdalardan kaçınılmalıdır. Tam taneli tahıllar, meyve ve sebze gruplarından karbonhidrat alımı sağlanmalı, hiç karbonhidrat içermeyen diyetlerden uzak durulmalıdır. Günlük beslenme yeterli protein, lif ve yağ içermelidir. 3- Sağlıklı beslenin Sağlıksız beslenme diyabet riskini artıran etkenlerin başında geliyor. Örneğin abur cubur tüketiminden, lokmaları hızlı çiğnemekten, meyveyi posasıyla tüketmek yerine suyunu içmekten, gazlı ve şekerli içeceklerden, bulgur yerine beyaz pirinçle yapılmış pilavdan, tahıllı ya da buğday unu ve çavdar ekmeği yerine beyaz ekmek tüketmekten, aşırı tuz barındırdığı için salamura besinlerden pasta, börek, poğaça gibi besinlere yüklenmekten kaçının. Düşük oranda lif içeren ve glisemik indeksi yüksek gıdalarda sık acıkmaya yol açacağından lifli ve şeker oranı düşük besinler tüketin. 4. Her gün en az 30 dakika tempolu yürüyün. Diyabet riskini azaltmak için düzenli egzersizi yaşam tarzı haline getirmek şarttır. En kolay uygulanabilecek olan belli bir tempoyu tutturarak yapılacak açık hava yürüyüşleridir. Kalorileri yakmanın en temel yolu fiziksel aktivite olduğu için bisiklete binmek, yüzmek, koşmak da faydalıdır. Tempolu yapılacak bu egzersizlerin yanına karın kaslarını çalıştıracak egzersizler de eklenmelidir. Egzersiz süresinin bir haftada toplam 150 dakikanın altında kalmamasına dikkat ediniz. 5. Fazla kilolardan kurtulun. Diyabet riskini azaltmanın en önemli kurallarından biri de fazla kilolardan kurtulmak. Ancak kilo vermek için kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeyin. Kendi bünyenize, metabolizmanıza uygun, mümkünse diyetisyen eşliğinde diyet uygulayın. Bilimsel çalışmalar kilo fazlalığı olan kişilerde mevcut kilonun %10 ve üzerinde kaybıyla diyabet riskinin azaldığını ortaya koyuyor. 6. Düzenli uyuyun Düzenli olarak günde 7 ila 8 saat uyuyanların diyabet riskinin azaldığını, daha az ya da daha çok uyuyan kişilerde ise riskin arttığını bazı çalışmalar ortaya koyuyor. Ancak bu durumu nedenleriyle birlikte daha net gösterecek çalışmalara ihtiyaç vardır. Öte yandan yetersiz uyku ve geceleri geç yatmanın acıkma hissini ortaya çıkaracağı ve gece yemelerine yol açacağından sağlık açısından zararlı olduğunu unutmamak gerekiyor. 7. Bu belirtileri göz ardı etmeyin. Diyabet sinsi ilerleyen bir hastalık olduğundan ve kişiye hissettirmeden organ fonksiyonlarını geri dönüşümsüz olarak bozabildiğinden hastalığın belirtisi sayılabilecek sinyallere çok dikkat etmek, bu belirtileri kesinlikle göz ardı etmemek gerekiyor. Örneğin çok su içme isteği, ağız kuruluğu hissetmek, gece idrara sık kalkmak, aşırı ve sık yemek yemek, aşırı tuzlu yeme isteği, el ve ayaklarda yanma, uyuşma, karıncalama hissi, ani ve istemsiz kilo kaybı erken dönemde doktora başvurmayı gerektiren sinyallerdir. Çünkü bu şikayetleri önemseyerek doktora başvurmak, hastalığı prediyabet aşamasında tespit ederek ilerlemeyi durdurmak açısından büyük önem taşıyor. 8. Hamilelikte şeker yükleme testi. Diyabeti olmayan hamilelerde 24 ila 28. haftalarda şeker yükleme testinin yapılarak gebelik diyabeti tespit edilebiliyor. Ayrıca bu test sayesinde yüksek kan şekerinin bebek ve doğum üzerindeki olumsuz etkileri engellenirken aniden de gelecekteki diyabet riski belirlenerek ileriye dönük önlemleri erken alması sağlanabiliyor. 9. İlaç tedavisi Henüz diyabet gelişmemiş ama açlık kan şekerinin normalin hafif üzerinde seyreden kişilerde ilaç tedavisi ile diyabet gelişme riski %31 oranında azaltılabiliyor. Bu nedenle hekimin önerisi doğrultusunda günlük yaşam alışkanlıklarını gözden geçirip sağlıklı beslenme ve hareketle desteklerken ilaç tedavisinin de düzenli uygulanması gerekiyor. Günümüzde insanlar tarafından benimsenen sağlıksız beslenme düzeni, düzensiz hayat tarzı ve kötü alışkanlıklar sıklıkla bazı sağlık sorunlarının da ortaya çıkmasına neden olur. Yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları, akciğer hastalıkları gibi günlük aktivitelerimiz ve tükettiğimiz gıdalarla yakından ilişkili hastalıklardan biri de şeker hastalığıdır. Diğer hastalıklara benzer şekilde kişinin belirli bir genetik yatkınlığı da varsa yanlış beslenme alışkanlıklarının ve aktivitesiz bir hayatın sonucu olarak ortaya çıkabilir. Peki şeker hastalığı nedir? Diyabet veya şeker hastalığı kandaki şeker miktarının insülün hormonunca düzenlenme mekanizmalarının bozulması sonucu kan şekerinin kontrolsüz olarak artış göstermesi, ve bununla ilişkili olarak dokularda hasar meydana gelmesi durumudur. Altta yatan insülin hormonunun üretimi ve salgılanmasıyla ilgili mekanizmaların bozulma sebebine göre tiplere ayrılır. Buna göre insülin üretimi doğrudan vücuttaki otoimmün reaksiyonlar nedeniyle sekteye uğrarsa tip 1 diyabetten, içinde genetik miras, beslenme düzeni, vücut ağırlığı ve egzersiz yapmamanın da yer aldığı faktörler nedeniyle İnsülin çalışması bozulursa da tip 2 diyabetten bahsedilebilir. Toplumda tip 1 diyabetin görülme sıklığı %5 olarak hesaplanırken, tip 2 diyabet her 100 kişiden 9'unda tespit edilmektedir. Dünya genelinde şeker hastalığı, körlük, böbrek yetmezliği, kalp krizi, inme ve bacak amputasyonlarının en önemli sebeplerindendir.